Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Temmuz ayının konu başlıklarına bir bakalım. Öncelikle Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda, ardından Aslan burcunda ilerleyecek. Oğlak burcunda dolunay var, Aslan burcunda bir yeni ay var. Mars bu ay itibariyle Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Yengeç burcunda parlayacak. 28 Haziran'da doğan Yengeç yeni ayının etkileriyle aslında Temmuz'a başlıyoruz. Ayın ilk yarısı içerisinde de bunlar devam edecek ve Merkür çok hızlı bu ay. 5 Temmuz itibariyle ikizlerden ayrılıp hızlı bir şekilde Yengeç burcuna geçiyor ve sizin için 6. ev konuları öne çıkıyor. Bu ay meşgul olacağınız bir ay. Yani 6. ev günlük hayatınızdaki rutinler demek. Yani işler var. Yani mesleki konularda olabilir, evde işler olabilir, biraz angarya işleri olabilir. Bunlarla çok fazla uğraşacağınız bir ay. Sağlığınız, genel günlük hayatınızın detayları, beslenmeniz, diyetiniz, işte yaşadığınız ortamların düzenlenmesi, iyileştirilmesi, işle ilgili planlamalar, çalışmalar, hani bu ay meşgul olacağınız bir ay, enerjinizi buralara daha fazla harcıyorsunuz. Ve Mars 5 Temmuz itibariyle Boğa burcuna geçecek, 4. evinize geçecek. Yine özel yaşam, özel alanlarınız, eviniz demek. Demek ki evde işler var. Bir tadilat olabilir, bir dekorasyon işiniz olabilir veya toprak işleriyle ilgileniyorsunuz, evde çalışıyorsunuz, evde işler var. Aileniz veya yakınlarınızla ilgili bazı faaliyetler olabilir, ailevi konular olabilir. Hani buralarda enerji harcıyor olabilirsiniz sevgili kovalar. Ve ayın 13'ünde Oğlak burcunda bir dolunay var. 12. evinizde meydana gelecek bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Önce burçlarımız daha çok etkileniyor. Özellikle 21 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, evet, siz de etkiler alabilirsiniz. 12. evinizdeki dolunay biraz daha ruhsal konular, daha geri planda olan konularla ilgili, çok da sizin hani fark etmediğiniz ya da çok fazla kontrolünüzde olmayan konularla ilgili. Örneğin iş hayatınız, mesleğinizle ilgili çalıştığınız sektörde bazı gelişmeler olabilir. Bunun size yansımaları olabilir. Bununla birlikte işte gizli konular, birden hani bilmediğiniz bir şeylerin açığa çıkması olabilir, bazı sırların açığa çıkması, onları öğrenmeniz mümkün. Sağlığınızla da ilgili olabilir, hani böyle bir hastalığın ortaya çıkması, işte bunun tedavisi ve şifalanması ile ilgili bazı programlarınız olabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için iyi bir dönem, çünkü dolunaylar farkındalık dönemleridir. Üstelik Plüto ile de birleşiyor. Bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Belki de bu gereksiz yere uğraştığınız, sizi yoran, çok da gerekli olmayan bir aktivite olabilir. Hani işle ilgili bazı belki gereksiz durumlar olabilir. Ya da sağlığınızla ilgili alışkanlıklar olabilir. Yani bunları çıkarmak gerekiyor hayatınızdan. Değiştirmek, dönüştürmek gerekiyor. Kişisel güvenliğinize, ev yuva alanlarınıza biraz dikkat edin. Güvenmediğiniz ortamlarda çok bulunmamaya çalışın. Çünkü 12. ev gizli düşmanlıklar getirebilir. Yani yani evde mesela işte hırsızlık gibi durumlar falan. Yani ya da iş ortamınızda rakiplerden gelebilecek bazı zararlı durumlar, güvensiz koşullar getirebilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Ve ayın 17'si 18'i Güneş ile Merkür Yengeç burcunda birleşiyorlar. Balık burcundaki Neptün'de güzel bir açıları var. Bu birkaç gün iş hayatınızda, mesleki konularda, parasal kazançlarınızla ilgili konularda bazı yardımlar, destekler getirebilir. Sağlıkla da ilgili hassasiyetleriniz varsa bunların da şifalanması için yardımlar getirebilir. Günlük hayatınızda çok yoğun bir işiniz, iş temponuz var. İhtiyaç hissettiğiniz, hani size yardımcı olabilecek kişileri arıyorsanız, evet, bazı bu tarz yardımları hem maddi hem manevi anlamda yine ayın 17'si 18'i gibi bulma ihtimaliniz daha güçlü görünüyor sevgili kovalar. 19 Temmuz itibariyle Merkür Aslan'a geçecek. 23 Temmuz'da Güneş Aslan'a geçiyor. Karşıt burcunuza geçiyor. İlişki evinize geçiyor. Tabii ki ilişki alanınız daha fazla parlamaya başlayacak. Karşınızdaki kişiler de daha fazla dikkatinizi çekecek. Yani eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konular sizin için önemli hale gelecek. Ve yine ayın 28'inde 5 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları gündeme getirir. Bu yeni ay da sizin için yılın en önemli yeni aylarından birisi.
bu yeni ayı takip eden önümüzdeki Ağustos ayı ortalarında burcunuzda, kova burcunda bir dolunay olacak çünkü. Şimdi bu yeni ay özellikle tüm kova burçlarımızı etkiliyor ama 5 derece ve yakınlarında olanları daha fazla etkileyecek. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. İlişkilerle ilgili yeni kararlar var, yeni tanışmalar var olabilir. Yeni teklifler alabilirsiniz. Evlilik kararları olabilir. Belki işbirlikleri olabilir ya da eşiniz evliyseniz eşinizin bazı önemli kararları var hayatında. Bunlar söz konusu olabilir ve olasılıklar Ağustos ayı ortalarına kadar da kendini gösterebilir. Ayın 26'sı 27'si gibi Boğa burcundaki Mars'ın Aslan burcundaki Merkür'le oluşturacağı kare açı sizin için biraz zorlayıcı olabilir. Sabit burçlarımız etkileniyor çünkü sevgili kovalar. Stres oluşabilir. İletişimlerde sıkıntılar olabilir. Eşinizle kavga etmeyin. İşte aile üyeleriyle tartışmalar olabilir veya eşinizle aileniz arasında gerilimler olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. İnatlaşmamak gerekiyor. Gereksiz böyle egosal tartışmalardan uzak durmakta fayda var. Yine ayın son günlerinde 28-29'undan sonra özellikle Uranüs'ün de Mars'la birleşimde olması. Çünkü Mars ilerliyor ve Uranüs'e doğru ilerliyor. Ay düğümleri de burada biliyorsunuz. Boğa'da ve Akrep'te tutulmalar da bu aksta. Dolayısıyla Mars tutulma aksını da tetikleyecek. Ayın son günleri hatta Ağustos'un ilk günlerinde ev yuva alanları, aileyle ilgili konular, aile büyüklerinizle ilgili konularda bazı böyle sürpriz, işte beklenmedik ani gelişmeler olabilir. Olumlu da olabilir bunlar. Hani sizi biraz zorlayacak olumsuz stresler de olabilir. Mümkün olduğunca hani kendi iradeniz dışında oluşabilecek şartlara uyum göstermek gerekiyor. Daha esnek olmak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durumları daha sağduyulu ve iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.